Merhaba arkadaşlar, bir Codemonkey oyununda yine birlikteyiz. Her zamanki gibi Codemonkey oyunumuzda yine anlamlı bir şekilde kodları yazarak maymunu tehlikelerden koruyarak onu muza ulaştıracağız. Şimdi maymunumuzu şu bozuk muzdan uzak tutarak ve artık yeni bir sistemle birlikte, yani tuşları biz yönetiyoruz. Maymunun nereye döneceğini, ne yapacağını biz seçiyoruz. Aynı zamanda maymunu biz hareket ettiriyoruz tuşlarla birlikte oturduğumuz bilgisayarlardan. Şimdi kodları biz yazacağız. Hemen şimdi birlikte başlayalım. 1K diyorduk hemen. Ondan sonra şimdi burada ne yapacağız? If K diyoruz. Sonra equals. Şimdi burada hangi tuşu seçeceğiz? Onu seçeceğiz. Şimdi bir yukarı 2 nokta yapıyoruz. W seçtik. Sonra bir aşağı geldik. Buradan ben step seçtim. Step 1. Yani bir adım ilerleyecek. Sonra bir if daha yapıyorum. If k equals. Bu sefer bu ileriydi. Bir de geri tuşu yapıyorum. Eksi 1 diyorum. Buradan ne yapacağım? Şuradan da bir tane şey yapalım. Step eksi 1 dedim. Bunu burayı yanlış yaptım. Buradan tuş seçelim hemen. Burayı S seçiyorum. Bu tuşumuz S olsun. Şimdi buraya gelelim. Tuş o oldu da bir tane daha tuş yapacağız. Sağa dönme ve sola dönmesi için. Bir if k daha yapalım. If k equals, bir tuş daha ayarlayalım. D'yi ayarlayalım. D. Şimdi hemen aşağısına geçelim. D'yi ayarladık. Turn right dedik. Buradan şimdi bu kodları yazdık. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Şimdi bunu biz yöneteceğiz. S diyorum, geri geliyorum. Ne diyordum? Turn right, yani D diyordum, ileri. Şimdi W diyorum, ileri gidiyorum. Evet, şimdi D diyorum, sağa dönüyorum. Evet, şimdi bir daha ilerliyorum. W'yla gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi burada bu bölümü geçtik. 3 yıldızımızı da aldık. 171. challenge'ı hallettik. Şimdi 172. challenge'a geçiş yapıyoruz. Şimdi 172. challenge'a geldik. Burada yine kodları yazacağız. Yine kodları yazıyoruz. 1K diyoruz. Şimdi buradan şöyle yapıyoruz. CTRL-Z diyelim. If K equals, şöyle bir tick atalım yukarıdan. W seçelim. Bunu ileri tuşu yapacağız. Hemen şuradan şunu bir seçeyim. Step 1 diyelim. Şimdi bir alta geçelim. Bir if daha seçelim. If k diyelim. If k equals, bir tuş seçelim şuradan. S diyelim. Şuradan step 1 diyelim. Sonracıma şimdi bir tuş daha yapacağız. Bir if daha yapacağız buradan. If k equals, buna ne yapalım? Sağ tuşu yapalım burada da. Bir sağ tuşu yapalım. Evet. Equals dedik. Aşağı geçiyoruz. Turn right dedik. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Şimdi başladık. Şimdi W ile gittik. Şimdi bir D ile dönelim. D ile şimdi bir döndük. Şimdi D ile bir daha dönelim. Evet.
Şimdi D ile bir daha dönelim. Aa, olmadı, dur bir dakika. Evet, şimdi bir daha gidelim. Şimdi bir daha gidelim. Şimdi D ile olmadı. Şimdi maymunu biraz dur. Şimdi biraz ilerlettim. Evet, şimdi maymunu dön dediğim. Evet, şimdi maymunu dön dediğim. Evet, bir daha ilerle. Bir daha ilerle. Şimdi maymunu döndürüyoruz. Evet, şimdi muza doğru gidiyoruz. Tamam. Şimdi S. Aha, dur. Neyle geri gelecektik? Yapma be. S tuşunu yapmamışım burada. Bak, eksi 1'i unutmuşum. Şimdi bir daha başlıyoruz. Hemen D diyoruz. Maymun of. Tamam, maymunu biraz ilerletiyoruz. Biraz bu tarafa. Tamam, biraz bu tarafa. Biraz o tarafa. Biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa. Biraz bu tarafa. Şimdi muza doğru gidiyoruz. Tamam. Şimdi S ile geri geliyoruz. Şimdi D ile yön tayin edelim. Şimdi buraya. Şimdi biraz o tarafa. Şimdi D ile biraz yön. Biraz. Evet. Şimdi biraz ileri. Biraz şuraya. Evet. Biraz şöyle dönelim. Evet. Şimdi muzumuzu yiyoruz. Ama olmadı. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi. Muzu yedik. Şimdi 172. challenge'ı bitirdik. 173. challenge'da devam ediyoruz. Aslında bu şekilde biraz daha heyecanlı, biraz daha güzel oluyor. Yani şimdi bu bölümümüzde şöyle bir şey yapacağız. Kaplumbağayı hareket ettireceğiz. Ona göre bir komut vereceğiz. Buraya getireceğiz. Maymun kaplumbağanın üzerinden karşıya geçecek ve muzu alacak. Şimdi hemen kodlarımızı yazalım. 1K diyoruz. 1K. Şimdi hemen bir if'li kodumuzu yazalım. If k equals, hemen bir tuş yapalım burada. Bir tuş yapalım. Evet, şimdi bir aşağısına gelelim. Step yapacağız burada. Bir step tuşu yapacağız. Step 1 diyelim. Sonra bir aşağıda gelelim. If k ile yapacağız. Bir if k equals bir tuş daha, s yapalım, onu da s yapalım. Şimdi buradan bunu ne yapalım, step eksi 1 yapalım, bunu da step eksi 1 yapalım. Şimdi bir tuş daha yapacağız. If k yapacağız. If k equals ne yapalım, bunu da şey yapalım, sola dön yapalım. Sola dön yapacağız. S'i seçtik. Burada I seçelim burada. Aşağı geçelim. Ne diyelim? Turn left diyelim buna. Sonra bir if daha yapacağız. Şu şey için. Kaplumbağa için. If k equals şöyle bir tik atalım. Q yapalım bunu da. Q yapalım. Aşağıya geçelim. Aşağıya geçelim. Ne yapalım burada? Turtle step 1 diyelim. Şimdi bir çalıştıralım. Şimdi ne dedik? Turtle'a Q dedik değil mi? Turtle'ümüzü yüzdürelim. Tamam. Şimdi maymun üstünden geçsin. Karşıya geçsin. Tamam. Maymun geri gelsin biraz. Şimdi sola dönsün. Pardon, ileri git. Sola dönsün maymun. Şimdi maymunu ilerletelim. Evet. Muzu aldık gördüğünüz gibi ve 3 yıldızımızı da aldık. Büyük bir başarıyla hemen diğer bölüme geçiş yapıyoruz. Evet.
174. challenge'dayız. Bu bölümümüzde de yine büyük bir şekilde büyük bir hızla kodlarımızı yazarak maymunu şu muzlara ulaştıracağız. Şimdi burada ne yapacağız? İlk öncelikle 1K diyoruz. 1K. Şuradan ne yapacağız? Ne yapacağız? If k equals bir tuş seçelim hemen. W seçtim ben hemen. Hemen altta geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Step 1 dedim. Şimdi bir if k daha seçeceğim. If k equals dedim. Şöyle if k equals s dedim. Burada ne yapacağım? Bir step yapacağım tabii yine. Step -1 diyorum. Tamam. Burada step -1 dedik. Tamam. Step -1. Şimdi bu maymunumuzun hareketi. Bir de bir şey daha seçelim. Buradan bir hareket daha seçelim. If sola dönsün diye. If k equals, şöyle bir tik atalım. Sağa sola dönsün maymun. Şöyle yaptık. Ondan sonra bir altta geçiyoruz. Turn left diyoruz. Turn left diyoruz. Sonracıma. Şimdi bir de şu kaplumbağa için yapalım. If k diyorum. Equals bir tik atıyorum şuraya. Buna da ne diyelim? Q diyelim. Şuradan turtle step 1 diyelim. Ondan sonra bir de aşağıdan gelelim. Bir if daha yapacağız. If bu maymun ileri gidiyor. Bu kaplumbağa da ileri gidiyor. Şimdi bir de kaplumbağa için geri tuşu yapacağız. If k equals bir tuş daha yapalım. Q yaptık. Şimdi bir de z yapalım. Şimdi buradan bir tuş. Turtle step -1 yapalım. Şimdi oldu. Şimdi çalıştıralım. Şimdi maymunumuzu bir indirelim. Şimdi turtle dedik. Şimdi z ile bir kaplumbağayı geri götürelim. Tamam. Şimdi maymun şu muzu yesin. S ile geri gelsin. Ondan sonra kaplumbağamız Q ile ileri gitsin. Tamam. Get. Tamam. Şimdi W ile şu muzu yesin. Çok güzel. Şimdi bu bölümü de bitirdik. 175. challenge'a geçiş yapıyoruz. Şimdi 175. challenge'dayız. Burada da yine kodları biz yazıyoruz. Tabi burada işin içerisinde şuradaki goril gidiyor. Ona göre yine kod yazarız. Sıkıntı değil. 1K diyoruz. 1K şuradan ne diyorum? If k equals hemen bir W'yu sabit tutuyoruz. Step diyorum. Step 1 tabi. Ondan sonra bir if k daha yapıyorum. If k equals bir tuş daha yapıyorum hemen. Ondan sonra W dedik. Sonra S diyelim buna. Şimdi bir step burada da seçelim. Step -1 diyelim. Şimdi burada bir tuş daha seçelim. If k equals diyelim. Bir tuş seçelim. Burada maymun ne yapsın? Sağa dönsün.
Sağla, sola dönsün, sola. Solla alakalı bir tuş yapalım. Turn left diyelim buna. Sonra. Tamam, ileri, geri, sağ. Şimdi bir de şey yapalım. Şu kaplumbağa için yapalım. If k equals turtle için tuş yazalım. Equals şöyle yapalım. Tik atalım. Q. Ondan sonra şöyle bir seçelim. Turtle step ne yapalım? 1 diyelim. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Şimdi W ile pardon olmadı. S ile geri gelelim. Şimdi ne yapacaktık? Q ile bunu bir ilerletelim. Q ile bir ilerletelim. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Olmadı, dur. S turn left değil mi? Tamam. S turn left. Şimdi ileri geçelim. Şöyle yanlış yapmışız ya. Pardon. Burada iki tane S yapmışız. Şimdi turn left'te ne yapacağız burada? A yapacağız. Şimdi bir daha çalıştıralım. Şimdi kaplumbağamızı bir yüzdürelim. Ben de az önce diyorum niye böyle bir sıkıntı veriyor. Şimdi kaplumbağayı durdurduk. Şimdi yürütelim. Tamam, geri gitsin. Tamam, sola dönsün. Tamam, düz ilerleteceğiz kaplumbağayı. Evet, vursun bir şey olmaz. Evet. Bir sonraki bölüme geçiş yapıyoruz. Tabii bu videomuzun bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Beğenmeyi ve abone olmayı bize destek olarak unutmayın. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir eksiğimiz, bir suçumuz olduysa kusura bakmayın. Şimdilik bu videoda sona geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.